Başka da değil, başka ne yerdir? İnaki boş o. Nereye ne kadar mutlu etmiş? Aha, şu anda biz ekin biçiyoruz, buğday biçiyoruz. Kurudur. Verim normaldir, yani iyidir. Ekim ayında gübre atmadık. Pahalıydı, biz almadık. Bahar gübresi bize attık. Biraz düşük geldi. Ama gene de Allah'a çok şükür iyidir. Bu sene ağaçlar iyi, geçen seneden daha iyidir. Geçen sene biz hemen hemen sıfır aldık. Yani sıfır değil de yani normal aldık ama bu sene iyidir. Ola dönümün şu an şu tarlayı 300-350'ye bekliyorum. Kuru tarladır, buğdaydır. Fiyat ne kadar belli olsa olmasa zaten fiyat bizim Cumhurbaşkanımız fiyat belli etmiş. Şimdi bu mazot, bu gübre bizi mahvetti. Yani bu mazot, bu gübre öyle olmasaydı güzeldi. Yani mazot litresi 10 lirada, şimdi 10 lira olsaydı güzeldi. Şimdi 20-22 lira çıkmış. Daha pahalanıyor, daha fazla oluyor. Ondan sonra gübre 12 milyon oluyor. Ondan sonra ne bileyim, yani her şey pahalanmış. Ceyme, o günüm dora 600-650 kiloyu hata çarsat, en baş yani bu zor kod gizine pesadi. Bela ku cema karar çe u beje jberwe. İsal baş bu disa baran hat baş çe bu yani sal naje 100 kilo jinay. Em memnunun, em memnun elhamdülillah memnun. Yetivi ji baş e ce haftle dae u gelim ji haştuni 850 le dae. Yani fiyatı ji baş e. Masraf gübre bahaye, mazot bahaye. Jber vi havayı yani kutam verim tenebe şu yekjar çiftçi zarar eden. Devlet destek buke bağışat. Biz biçerci olarak geçen senelere nazaran bu sene baya verimlidir. Verimden de memnunuz. Allah'a çok şükür. Sadece bizim bir şikayetimiz var. Bu mazotun pahalılığından bir de gübre. Ben kendim de çiftçiyim. Gübrelerimize biraz devlet desteği olsa, biraz devlet ve mazota, özellikle çiftçi kardeşlerim mazot az bir ödemesi var, desteklemesi var. Mahsul çiftçi alırken biz bedava biçiyoruz. Samanı kendimize alıyoruz, saman da para etmiyor. Bundan dolayı bizim bir mağduriyetimiz söz konusu. Devlet buna bir el atsa çok memnun oluruz.